Merhaba, Pozisyon Offside kanalına hoş geldiniz. Süper Lig'de yeni sezon bugün başlıyor ve biz de sizlerle ilk haftanın küçük bir ön değerlendirmesini yapacağız. Hadi başlayalım. Çaykur Rizespor Fenerbahçe. Transfer döneminde kadrosunu koruyarak yerinde eklemeler yapan Karadeniz ekibi transfer döneminin yıldızı Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Üç büyüklerin yıllarca peşinden koşup alamadığı Fransız yıldız golcü Loic Remy'yi transfer eden Rizespor bu transferiyle ses getirmişti. Fenerbahçe ise önceki sezon verim alamadığı kadrosunu büyük ölçüde yenilemeyi planlamış ve 8 oyuncusunu yollayıp yerlerini 11 yeni transferle doldurmuştu. Maça gelecek olursak iki takımın da henüz oturmayan savunma hatları göz önüne alındığında karşılıklı goller atılması yüksek ihtimaller arasında. Her ne kadar Vedat'ın satışıyla ileri uçta eksik kalan Fenerbahçe, hazırlık maçlarında oynadığı futbolla lige hazır bir görüntü çizdi. Bu sebeple Sarı Lacivertli ekibin 3 puana daha yakın olduğunu düşünüyoruz. Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor. Ligimizin taze ekiplerinden Fatih Karagümrük, küme düşmekten kurtulan Malatyaspor'u ağırlıyor. Kadrosunu daha önce ligin büyük takımlarında oynayan futbolcularla takviye eden Karagümrük, Enzo Rocco, Ahtıf Şeyşu, Mevlüt Erdinç gibi oyuncularla anlaştı. Malatyaspor ise kötü geçen sezonu unutturmak için 17 oyuncusunu gönderip yerine 10 oyuncu transfer etti. Özellikle bir dönem Galatasaray'ın peşinde koştuğu Tete transferiyle dikkatleri üzerine çekse de kadrosunda halen ciddi eksikliklerin bulunduğunu söyleyebiliriz. Cumartesi 17'de başlayacak maç için iki tarafında maça temkinli başlayacak olması öngörülüyor. Fazla gol olması beklenmeyen maçta beraberliğin çıkması da fazla şaşırtmayacak bir sonuç olabilir. Sivasspor, Alanyaspor. Geçtiğimiz sezonun başarılı iki ekibi karşı karşıya geliyor. Rıza Çalınbay'ın ekibi kadrosunda fazla değişiklikler yapmadan giden oyuncuların yerini nokta atışı denebilecek oyuncularla doldurdu. Casimir Ninga, Jorge Felix, Max Gradel gibi isimleri kadrosuna katan İç Anadolu ekibi bu sezonda iddiasını sürdürecek gibi. Alanyaspor'da ise ciddi bir değişim yaşandı diyebiliriz. Nsakala, Wellington, Baiano, Saki, Jalma, Junior Fernandes, Papis Cisse gibi direkt ilk 11'de oynayan ve takımın başarısında önemli rol oynayan oyuncularıyla yollarını ayıran Akdeniz ekibi giden oyuncularının yerini doldurmaya çalıştı. Ön tarafta özellikle yıllarca büyüklerin peşinde koştuğu Babakar'ı transfer eden Turuncu Yeşilliler ön tarafta eksikliklerini doldurmuş gibi gözüküyor. Sivas'ta oynanacak maçın tempolu geçeceği ve karşılıklı gollerin atılacağı öngörülüyor. Galibiyete daha yakın taraf ise hazır kadrosunun yanı sıra hazırlık maçlarında da oynadığı oyunla tatmin eden Sivasspor. Galatasaray Gaziantep Futbol Kulübü. Transferde sessiz giden ve mevcut kadrosunu koruyan iki ekibin karşılaşmasına geliyoruz. Rakiplerine göre transferde daha sessiz ilerleyen Galatasaray'da mevcut kadroda şu an orta sahada eksiklerinin bulunduğunu söyleyebiliriz. Orta saha dışında kanatlara da takviye yapılması beklenilen Galatasaray'ın transferde biraz geç kaldığını söyleyebiliriz. Tecrübeli teknik direktör Fatih Terim ise suskunluğunu korumaya devam ediyor. Antep ekibinde ise mevcut kadronun korumaya çalıştığını söyleyebiliriz. Forvet ve kanat bölgesinde yine de eksikleri bulunuyor. Transferin sessiz iki ekibinin karşılaşmasında ilk yarıyı sessiz geçirmelerini bekliyoruz. İkinci devrede ise Antep ekibi her ne kadar zorlasa da Galatasaray'ın ağırlığını koyarak galibiyete daha yakın taraf olması muhtemel. Göztepe Denizlispor. Kadrosunun önemli isimlerinden Beto, Jerome, Borges, Castro, Wilczek gibi isimlerle yollarını ayıran İzmir ekibi açıkça söylemek gerekirse yerlerini tam dolduramadı. Denizlispor ise Göztepe'ye oranla kadrosunu daha sağlıklı korudu. Angelo Sokal, Mesanovic, Bakalors, Cenk Gönen gibi isimlerle anlaşan Denizlispor, Olcay Şahan, Ben Yusef, Zeki Yavru gibi isimlerle yollarını ayırdı. Karşılaşmada favori taraf daha hazır kadrosuyla Denizlispor.